kadına ve erkeğe ait faktörler olarak iki ana başlık altında inceleniyor. Tabii erkeğe ait gebelik elde edilemeyen faktörlere baktığımız zaman 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 bakıyoruz sperm sayısı gayet iyi. Herhangi bir açıklanabilir bir neden yok ama hücresel bazda yumurtayla karşılaştığı zaman belli bir dölleme sorunu yaşanabiliyor ve bu nedenle kendiliğinden gebelik elde edilemiyor. Diğer yardımcı tekniklerle, aşılama tekniğiyle gebelik elde edilemiyor. Bu durumda sperm son derece iyi gibi görünse de yine moleküler bazda, mutlaka hücresel bazda bir döllenme sorunu olduğunu düşünüyoruz ve bu grupta tüp bebek mikroenjeksiyon tedavisini uyguluyoruz. Tabii böyle çiftlerde yine mutlaka ön hazırlık tedavilerine önem veriyoruz. Bundan sonra da normal sperm verme teknikleriyle hiçbir zorluk olmadan aynı şekilde tüp bebek işleminde mikroenjeksiyonda kullanıyoruz ve laboratuvarda en kaliteli spermi birçok ileri teknolojiyle seçiyoruz. Öte yandan tabii spermi çok az olan vakalar var. Bunlar da zaman zaman çok alt limitlere düşmesi ve hatta bazen hiç sperm görülmemesi olabiliyor. Bu durumda biz hastayı periyodik olarak görmeyi tercih ediyoruz. Aldığımız çeşitli örneklerdeki sperm kalite ve genetiğine özel testler yapıyoruz. Ve en iyi bulduğumuz dönemlerdeki spermini dondurarak olası tedavi sırasında eğer hiç sperm göremeyeceksek bu dondurulmuş örnekleri de kullanabiliyoruz. Bu çok önemli ve ileri bir teknolojidir. Diyelim baba adayında hiç sperm yok. Bu azospermi dediğimiz durum söz konusu. Bunda da kesinlikle umutsuzluğa kapılmamak lazım. Çünkü ilerleyen teknolojiyle artık sperm üreten testis dokusundan birçok farklı şekilde sperm elde edebiliyoruz. Eğer bu sperm yokluğu spermi dışarıya atan kanallarda tıkanıklığa bağlı olan bir nedene bağlıysa çok kolay yoldan bir iğne aspirasyonu dediğimiz basit ve kısa bir işlemle ve kesinlikle şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir şekilde baba adayının canını yakmayacak şekilde özel organizasyonlar kullanılıyor. Kolaylıkla spermler iğneyle spermin depolandığı epididim dokusundan olabilir ya da testisten gerekli vakalarda olabilir. Kolaylıkla alınıyor. Öte yandan sperm üretiminde sorun varsa bu da kendi içinde tabii çok büyük bir grup. Testisten biyopsi yoluyla sperm elde ediyoruz. Tabii bu biyopsiler son derece önemli. Bir baba adayında sperm olmasına rağmen eğer siz yeterli ileri bir teknoloji uygulamıyorsanız biyopside sperm bulmayabilirsiniz. Onun için bizim uyguladığımız mikrotese dediğimiz mikroskop altında çok profesyonel haritalama yöntemi uygulanarak sperm üreten bölgelerin ön tespitiyle çok bilinçli ve çok ufak biyopsiler alınarak anında incelenerek canlı hücrelere ulaşıyoruz. Ve laboratuvarda da elde edilen spermlerin kalitesini artırıcı tekrar ileri yöntemleri uyguluyoruz. Ve en önemlisi burada belirtmem gereken spermin seçimi. Çünkü her bir yumurta için bir sperm kullanıyoruz. Bu spermin genetik altyapısından, dölleme potansiyelinden ve kalitesinden emin olmamız gerekiyor. Biz de kendi hastane bünyemizde bu sperm seçme yöntemleri konusunda en ileri teknolojiyi kullanarak en kaliteli embriyoyu elde etmeyi hedefliyoruz. Bunu başarıyla uyguluyoruz.